Herkese yeni bir video ile merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle en son videoma yaptığınız bütün güzel yorumlarınız, desteğiniz, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. O kadar çok yorum ve mesaj vardı ki hepsine tek tek dönebilmemiz mümkün değildi. O yüzden buradan topluca teşekkür etmek istiyorum sizlere. Bizimle mutluluğumuzu paylaşmanız, bizimle bir şeyler hissediyor olmanız o kadar güzel ki. Çünkü resmen dünya haritalı odasında videolar çeken küçük bir genç kızken bugün anne oluşumu görüyoruz. Aile oluşumu gördük. Yani o yüzden benim için çok değerliydi. Ay şimdi konuşurken bile duygulanıyorum. Bu mutluluğumuzu da sizlerle paylaşabiliyor olmak beni gerçekten çok mutlu hissettirdi. Bunca senedir bu hayatta bütün üzüntümü, mutluluğumu birlikte yaşadığımız gibi bu süreci de birlikte geçireceğiz. Ve bana da, bize de çok güzel bir anı kalmış olacak. Şimdi daha fazla uzatmadan asıl konumuza geçiyoruz. Özellikle Instagram'da bana soru sormanızı istemiştim. Ve aynı zamanda polikistik ovary sendromu romuna sahip olduğumdan bahsetmiştim. Özellikle bunu söyledikten sonra birçok soru geldi. Az çok günümüzde ne kadar çok polikistik sahibi insan olduğunun farkında olduğum için zaten böyle bir video çekecektim ama mesajları görünce iyice şok oldum. Resmen 5 kişiden 3'ü 4'ü polikistiğe sahip. Neyse, o yüzden ben de böyle bütün sürecimden bahsedebileceğim hem de sizleri rahatlatabileceğim, belki de yönlendirebileceğim bir video çekmek istedim. Videonun son kısımlarında da bu süreçte çektiğim ve sizinle hemen paylaşamadığım görüntüleri paylaşacağım. İşte ultrasondur, yaptırdığımız testlerdir vesaire. O yüzden bu videoyu tümüyle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve özellikle söyleyeceklerimi kulaklarınızı açarak dinleyin. Hikayenin başından başlamam gerekirse bunu hikaye olarak adlandıracağım çünkü. Ben ilk reglimi yaşadıktan sonra özellikle ergenlik döneminde hiç düzenli bir regliye sahip olmadım. Bunun için tabii ki de doktorlara gittim. Hepsi de aynı şeyi söyledi. Polikistiğim olduğunu ve tek yapmam gerekenin çok fazla kilo almayıp çok da fast food tarzı şeyler yememem olduğuydu. Zaten hiçbir zaman çok kilolu bir insan olmadım ama bu süreçte bir sene bile regli olmadığım oldu. Daha çok işte ergenim, zamanla düzene girer elbet diye bekledim. Fakat 18-19 yaşıma kadar çok da düzenli regli görmedim. Ondan sonra 19 yaşımda da doktorumun tavsiyesiyle birlikte doğum kontrol hapına kullandım ve yaklaşık 25 yaşıma kadar da doğum kontrol hapına devam ettim. Doğum kontrol hapından çok memnun kalmıştım. Çünkü hem düzenli regli olabiliyordum, hem kafam rahattı, hem ağrı çekmiyordum, sivilcelerim olmuyordu. Aynı zamanda bunun yanı sıra da korumamı sağlayabiliyordum. Özellikle bu süreçte her kadının aktif cinsel hayatı olsa da olmasa da yapması gereken en önemli şey düzenli olarak jinekoloğa gitmektir bana göre. Ben çok şükür ki bilinçli bir aileye sahip olduğum için düzenli olarak küçük yaşımdan beri gidiyorum zaten. Artık biraz daha doğal vücudumun nasıl tepki vereceğini görmek istediğim için Şöyle ki 2020'nin Ağustos-Eylül ayında ben ilacı bıraktım. İlacı bıraktıktan sonra bir kere daha regli oldum. Ondan sonra reglilerim yine düzensizleşmeye başladı. Bunun için yine doktorlara gitmeye başladım. Farklı farklı doktorlara gittim bu arada. Kendi doktorumun dışında da. Ve bütün doktorların bana söylediği tek bir şey vardı. Bu arada sadece bu dönemde değil, önceki dönemde de. Yüksek oranda polikistik olduğum ve çocuk sahibi olmamın düzenli regli olanlara göre daha zor olduğuydu. Ama ben buna hiçbir zaman takılmadım. Çünkü her zaman içten içe yaşımın genç olduğunu ve bir sorun yaşarsam bile tıbba güvendiğim için tüp bebek gibi bir şansım olduğunu biliyordum. En son gittiğim çoğu doktorda işte hormon testimi yaptı, yumurtalıklarıma baktı, klasik rutinler ve çoğu bana işte aşılamadır, tüp bebektir vesaire gibi şeyleri önerdi. Açıkçası o sırada böyle çok çocuk sahibi olmayı düşünmediğimiz için, zaten bu arada her zaman çocuk sahibi olmayı düşünüyorduk ama hani zamanı var, birkaç sene daha bekleyelim, daha yeni yeni düzelmeye başlıyoruz, korona dışında eski düzenimize, rutinimize dönmeye başlıyoruz, biraz daha gezelim falan filan diye düşündüğümüz için çok da üzerine düşmedik açıkçası. Ama sonrasında Elif abla sayesinde, Elif abla da embriyolog, onun çalıştığı hastanedeki Oya hocayla tanıştım. Zaten biz de o sırada yavaş yavaş artık tamam hani biz yavaştan başlayalım. Zaten bir sene falan kadar daha sürer. Ben bir 26 yaşımda hamile kalırsam her şey planlandığı gibi gider diye düşünüyorduk. O yüzden yavaştan kontrollerimizi artık bebek üzerine yapmaya başladık ve Haziran ayı itibariyle ben Oya hocaya gitmeye başladım. Oya Gökmen bu arada. Oya hocayla birlikte işte yine hormonlarıma bakıldı, yumurtalarıma bakıldı ve yapılan testler sonucunda işte daha 20 sene daha regli olacağım ve işte yumurta kalitemin yüksek olduğu aslında. Ama tek problemin yüksek oranda polikistik olduğum kanısı ortaya çıktı. Oya hocada zaten en sevdiğim şey diğer gittiğim doktorlardan farklı olarak direkt işte tüp bebek yapman lazım, şunu yapman lazım vesaire tarzında yaklaşmaması ve ilk önce bir doğal yolu denemesi oldu. Çünkü daha dediğim gibi yaşım da çok genç. Aslında baktığınızda olmaması için de bir sebep yok. Bu sırada bu arada tam hemen hızlıca olmasından korktuğumuz için dedik ki biraz daha yavaş
baştan alalım ve yaz ayı boyunca böyle doğum kontrolüdür vesairedir. Farklı farklı yöntemlerle o ayları geçiştirdik. Daha sonra Eylül ayı itibariyle de Oy Hoca'nın yine takibiyle ve verdiği takviyelerle bu sürece aslında girmiş olduk. Ama ben şöyle ki herkes o kadar çok hamile kalmamın zor olduğundan bahsetmişti ki bana. Hani bu sürecin işe yaramayacağını ve benim hani bir sonraki sene tüp bebeğe başvuracağımı falan düşünmüştüm. Ama beklediğim gibi olmadı. Bu arada takviye dediğim takviye gıdalar, yani böyle vitaminler, folik asitler vesaire tarzında şeyler. Zaten herkesin vücudu farklı. Herkese uygulanacak tedavi şekli de farklı. Bu konuda ben şu ilacı kullandım, işte yumurta kalitem yükseldi vesaire diyebileceğim ve size önerebileceğim bir şey yok maalesef ki. Size tek önerim size uyan bir doktor bulmanız ve ona göre ilerlemeniz bu süreçte. Özellikle mesajlarımda işte folik isteyeyim, şu kadar senedir denedim ama olmadı tarzı şeyler okudum. Normalde bir sene içerisinde iki sağlıklı bireyin birleşmesinden bir fetüsün oluşması lazım. Fakat olmuyorsa bunun için doktoru görmeniz lazım ki bence zaten eğer hamile kalmaya karar verdiyseniz ve bunu kesin olarak düşünüyorsanız zaten ilk başta yapmanız gereken şey bence doktorunuza gidip hem kendinizi kontrol ettirmeniz ve hem de eşinizin kendini kontrol ettirmesi lazım. Bizde aynı zamanda tamam bende polikistik vardı ama mesela Aydın da bütün kontrollerin hepsine girdi. O da gayet sağlıklıydı çok şükür. Bu yani sadece tek başınıza sizin üstleneceğiniz bir şey değil. Bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız sadece sizde değil eşinizde de olabilir. O yüzden bütün kontrollerinizi yaparak bu sürece girmenizi öneriyorum. Neyse Eylül ayı itibariyle ben takviyelerimi almaya ve süreci başlatmaya başladım. Ama dediğim gibi umudum çok yoktu. Ki zaten hamileyim videomu izlediyseniz ilk testi yaptığımda böyle bir şaşırıyorum. Ciddiye alamıyorum. Çünkü diyorum ki yani benim hamile kalmam imkansız. Bu teste bence yanlış diyorum aslında içten içe. Ciddiye almadım bilginiz yani testi. Bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Ben yurt dışındayken regl olmam gerekiyordu ama regl olmadı. Fakat dediğim gibi polikistiğim olduğu için benim zaten her zaman çok düzensizdi reglim ve biraz da hava değişiminden dolayı regl olamadığımı düşündüm. Ama baktım ben İstanbul'a dönene kadar regl olmadım. İstanbul'a döner dönmez de testimi aldım. Ve testin sonucunda zaten birlikte gördük. Çok hafif bir ikinci çizgi vardı. Zaten doktorum da bana hani regl olman lazım bu ay. Eğer regl olmazsan da hamilesin demişti. Ama bana o kadar çok empoze etmişler ki yani hamile kalamayacağımı. Ben asla inanmıyorum. Yok ya diyorum yani hamile kalmamışımdır. Ben hamile değilimdir. Ondan sonra Aydın bayağı ağır grip gibiydi. Sonrasında zaten korona çıktı. Neyse o ayrı bir konu. Benim testi yaptıktan ertesi gün mide bulantılarım başladı. Ve böyle çok ağır derecede ne mutfağa girebiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Mide bulantılarım olmasına rağmen yine ihtimal vermiyorum. Yani diyorum ki ben yeni yurt dışından geldim ve gerçekten yurt dışında çok pis beslendim. Ondan dolayı ben kesinlikle bir bakteri falan kaptım. Ve midem aşırı bulanıyor, düzelemiyor. Derken ondan sonra dördüncü günde bu arada ben çok kötü olduğum için Aydın hasta haliyle bana baktı. Bütün yemeği, ev işlerini vesaire o yaptı. Ben kılımı kıpırdatamadım. Ama aynı zamanda o hasta diye de doktora da gidemiyorduk falan derken dördüncü gününde artık mide bulantılarım had safhaya ulaştı ve ben çok affedersiniz kustum. Kustuktan sonra dedi ki bu böyle olmaz. Hastaneye gidelim. Hastaneye gittik. Bütün kan değerlerime bakıldı. Aynı zamanda doktor dedi ki hani hamile olma ihtimalim var mı? O sırada bana bir dank düştü. Dedim ki yani olabilir belki. Ona da bakalım. Ona da bakıldı. Serumum bitti. Test sonuçlarım geldi. Zaten her şeyi birlikte gördük arkadaşlar. Ben şok oldum. Hala daha inanamıyorum. Bu arada Aydın da korona testi verdi gittiğimiz gün ve o da pozitif çıktı. Ama bende hiç koronaya dair bir şey yoktu. Biz bir şokla zaten eve döndük. Ertesi gün bu sefer benim burun akıntım ve burun tıkanıklığım başladı. Evdeki testlerden yaptık ve ben de pozitif çıktım. Yani kısaca hamileliğimi öğrendiğim ilk dakikalarda koronada olmuştum. Aydın'dan bana geçti. Çünkü bende hiçbir şey yoktu dediğim gibi. Ama ne yapsın? Bütün yemeğimi vesaire o yapmıştı. Zaten geçmemesi imkansızdı. Ama Allah'tan çok kolay atlattık ikimiz de. Sadece tat kokumuz gitti ve burnumuz tıkandı. Onun dışında başka bir ağrımız olmadı. Allah'tan diyoruz ki aşımızı yaptırmışız. Herhalde aşı falan yaptırmamış olsaydık çok daha ağır atlatırdık bu süreci. Ve ben hamile olduğumu 6. hafta itibariyle öğrendim. İlk kontrollemede neredeyse 8 haftalıkken gidebildim korona olduğum için. Ve zaten biz gittiğimizde bebeğin kalp atışları oluşmuştu bile. Ondan sonrasında zaten amansız mide bulantılarım devam etti. Ben yaklaşık 1,5-2 ay boyunca çok zor bir dönem geçirdim arkadaşlar. Gerçekten mide bulantılarımdan değil şu telefona bakmak kafamı bile kaldıramıyordum. Yapabildiğim tek şey bazen How I Met Your Mother izlemekti. Hiçbir şeye enerjim yoktu. Ya uyuyordum ya da uyanıkken de midem bulanıyordu. Zar zor yemek yiyordum. Bütün kokular beni aşırı rahatsız ediyordu. Gerçekten zorlu bir süreçti benim için.
için. O yüzden bu süreçte de mesela bazılarınız işte neden işini yapmıyorsun falan filan yazdığında ben şoka giriyordum. Yani geçim kaynağım olan ve işim dediğim bir şey 1,5 aycık ara vermek ben de istemezdim. Ama Allah kimseye o dönemi yaşatmasın. Gerçekten hani bunu tüm kalbimle söylüyorum. Hayatımda geçirdiğim en zorlu dönemdi. Şu anda çok şükür ki çok iyiyim. Yavaş yavaş düzeliyorum. 11. hafta itibariyle o zorlu sürecim yavaş yavaş azalmaya başladı ve bir anda böyle bitti gibi bir şey oldu. Şu anda sadece çok acıkırsam mide bulantım hafiften geliyor ama zaten kendimi de çok acıktırmadan yemeğimi yiyorum. Özellikle o 1,5 aylık dönemde dediğim gibi kafamı kaldıramıyordum. Tuvalete zar zor gidiyordum. Duş bile alamıyordum ki ben bu arada dişleri fırçalamadan asla yatmayan bir insanım. Dişlerimi bile zar zor fırçalıyordum geceleri. Neredeyse bütün gecelerde ağlayarak uyuyordum. Çünkü ben zaten midesi çok hassas bir insanım. Bir de böyle çok ağır bir mide bulantısı yaşayınca gerçekten hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak kaldıramadım. Bildiğiniz çoğu gece ağlaya ağlaya o mide bulantısıyla uyuyordum. Ama neyse çok şükür ki bitti. Yani o dönemde zaten istediğim tek şey şu mide bulantım bitsin. Şu an aklıma geldiğinde bile böyle bir tuhaf hissediyorum yani. Ki bu arada polikistik olduğum için %50 düşük riskim de vardı. Ondan dolayı zaten çok hareket edemiyordum. Full yattığım bir dönem oldu. Çocuğunuz için yaptığınız fedakarlıklar daha hamileliğinizin ilk başlarında bile başlıyorlar gördüğünüz üzere. Bu arada koronayla alakalı şunu da söyleyeyim. Ben ilaç kullanmadım. Aydın da kullanmadı. Gerek duymadık. Zaten aşımız olduğu için ve dışarıya çıkmadığımız için. Kendimiz iyileşmeyi bekledik açıkçası. Sadece işte ek gıda takviyeleri aldık. C vitaminidir, bilmem nedir. Yine doktorumuzun tavsiyesiyle. Onun dışında aslında bunu söylemekle söylememek arasında çok kaldım. Çünkü ister istemez beni strese sokacak şeylerin olabileceğini de tahmin edebiliyorum. Ama bir yönden de çok merak ediliyor ve gizlemenin de bir anlamı var mı onu da bilmiyorum. Fakat söyleyeceğim. Ama lütfen beni strese sokmayın. Çünkü şu dönemde en son istediğim şey stres olmak. Özellikle takip ettiğim ve bildiğim hamilelerden gördüğüm kadarıyla hani doğru artık. İşte ne zaman doğuruyorsun vesaire gibi mesajlar geldiği oluyormuş. Bu duruma kendimi sokmak istemiyorum. O yüzden bu uyarımı yaptıktan sonra şu anda tamı tamına 15 hafta 3 günlük bir bebişimiz var. Bu arada normalden önce öğrendik cinsiyeti. Zaten bu hafta cinsiyet videosu da gelecek. Bunun da sebebi fetal DNA testi yaptırmış olmamız. Bununla alakalı detayı da sonraki dakikalarda vereceğim size. Çünkü DNA testi yapılırken videoya da çekmiştim. Biz ikili test yaptırmadık. Dörtlü test de yaptırmayacağız. Direkt fetal DNA yaptırıp bütün aklımızdaki soru işaretlerini vesaire 10. hafta itibariyle kesinleştirmiş olduk. Ha, bir de şunu söyleyeceğim sonra gidiyorum ve görüntülere gönderiyorum size. Bu süreçte lütfen kendinizi strese sokmayın. Bence benim belki de bu kadar hızlı ve kolay hamile kalabilmemin en büyük sebebi kendimi strese sokmamamdı. Hani her zaman şunu diyordum. Daha çok gencim. Elbet bir şekilde çocuğum olacak. Doğal yolla olursa ne ala. Doğal yolla olmazsa da hiçbir sıkıntı yok. İlla çocuğum olacak diye de bir şey yok. O yüzden kendimi çok rahat bıraktım. Bunun yanı sıra Aydın'ın desteği de çok önemliydi. Belki de kendimi işte çocuğum olması lazım. Neden çocuğum olmuyor şu anda? Bende sıkıntı mı var? Ya da hiçbir zaman çocuğum olmayacak vesaire gibi düşünseydim çocuğum olmayacaktı bile. Bunu gerçekten bilemeyiz ama psikoloji gerçekten bu konuları çok etkiliyor diyebiliyorum. Ve bu konuda son olarak size önerebileceğim tek şey kendinizi çok kasmamanız, bilime güvenmeniz ve kendiniz için doğru doktoru bulmanız. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini, bu konuyla alakalı korkularınızı yenmenizi sağlayabilmişimdir. Şimdi sizi bu süreçte çektiğim görüntülere götürüyorum. İzleyin mutlaka çünkü sizi bilgilendirecek şeyler de içeriyor. Bir dakika kapatmadan şunu söyleyeceğim. Bu videoda söylemeyi unuttuğum bir şeyler varsa önümüzdeki vloglarda, videolarda mutlaka size bu konuyla alakalı bahsedeceğim şeyler olacaktır. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Videoları kaçırmayın. Ayrıca Instagram'da da birçok şey paylaşıyorum. Instagram'daki iletişimimiz daha hızlı oluyor. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın diyorum ve sizi görüntülere gönderiyorum. Şimdi bu fetal DNA için kanımı almaya geliyorlar. Ben size nasıl açıklasam, daha doğrusu bunu videonun neresine nasıl koyacağım veya nasıl bir video çekeceğimi hiç bilmiyorum ama şöyle bir özet geçeyim. Normalde işte 12. hafta itibariyle ikili tarama testi yapılıyor ve işte boyundan, burundan vesaire ölçü alınıyor. Böylece bebeğin Down sendromlu olup olmadığı gözleniyor. Ama bunun doğruluk oranı çok daha az. Ondan dolayı son 2 senedir falan bu fetal DNA dediğim
dediğimiz anne kanının alınıp bebeğinkiyle ayrıştırılıp bebeğin kromozomlarına bakılması olayına deniliyor. Biz de fetal DNA yaptırmaya karar verdik. İkili tarama testi ve dörtlü tarama testi yerine. Böylece çok kısa bir sürede hem bebeğin cinsiyetini öğrenebiliyorsunuz, hem işte bir hastalığı var mı, Down sendromu mu ya da başka sendromları var mı vesaire gibi böyle çeşit çeşit testlerin bulunduğu bir kan alma süreci, hangi testi yaptırmak istiyorsanız işte 6 tane falan seçenek var. Ben dün itibariyle tamı tamına 12. haftama girdim. Ondan dolayı 10. hafta itibariyle yapılan bir test bu da zaten. Ve Aydın'la konuştuktan sonra geldiler zaten. Bu testi yaptırmaya karar verdik. Kim o? Sadece biraz tuzlu fiyatlandırmalar euro üzerinden. O yüzden biz risk almak istemediğimiz için ve %99 oranında doğruluk payı olduğu için bu şekilde tercih ettik. Zorunlu mu? Bence değil kesinlikle. Ama imkanımız varken ve riske atmak istemediğimiz için de böyle bir şey oldu diyelim. Evinize geliyorlar kan almak için ve bir hafta içerisinde de sonuçları alıyorsunuz. Şimdi ben maskemi takayım ve kan alma işlemine geçelim. Bu arada pijamalarlayım. Ay çok berbat haldeyim. Şimdi önce form dolduracağım. Tamamdır. Şimdi doktorunuzun adı soyadı. Oya Gökmen. 23.04.1996. Bu genç anne. Evet bayağı. Kaç hafta kaç gün? 12 hafta bir gün oldu bugün. Tekli gebelik mi? Tekli. Gebelik öykünüz var mı? Yani daha önce? Yok hayır. Şurada siz isim, soyisim, imza. Tamam. Teşekkürler. Neye koşuyor anlamıyorum yani. Hayır derim. Akılları düşünürken işi halletmek. Aynen, aynen. Yok hiç elin safif ya maşallah. Hiç acımadı. Tamam. Teşekkürler. Bitti değil mi işlem? Bitti. Bu kadar kısaydı. 5 dakika bile sürmedi. Evet, şimdi görmüş olduğunuz üzere işlem sadece 5 dakikada bitti. Sanırım başka bir şey dememe gerek yok ya. Yani bütün süreci göstermeye çalışacağım sizlere. Zaten daha bu haftaya kadar gerçekten çok kötü bir durumdaydım. Hani bırakın elime kamera almayı, telefonu bile zar zor alıyordum. Böyle midem falan bulanıyor hatta. Ve bazı şeyleri düşündüğümde hala da midem bulanabiliyor. Ama yavaş yavaş toparlıyorum. İnşallah çok daha iyi olacağım. Henüz sizin tabii haberiniz yok benim hamile olduğumdan. Tabi spekülasyonlar var her zamanki gibi. Durmadan hamile misin? Niye yoksa falan filan tarzında ama bu sonuçlar açıklandıktan sonra işte bebeğimizin sağlıklı olup olmadığını öğrendikten sonra açıklamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı da sizi maalesef ki bu kadar bekletiyorum. Bundan sonraki süreçte zaten ne varsa ne yoksa hep birlikte olacağız. Normalde 16. haftadan sonra belli olur ki o da kesin olmuyormuş genelde. Ama bu sefer yani bayağı kesin olarak 12. hafta itibariyle öğrenmiş olacağız bebişimizin cinsiyetini de. İnşallah sağlıklı gelsin de hiç önemli değil. Ama merak ediyoruz yani. İnsan bir sonuçta bir şey üretiyorsun ve ne olduğunu merak ediyorsun. Öyle garip bir durum. Şimdilik benden bu kadar. Bu arada bugün günlerden 21 Aralık 2021. Ben o kadar kötü durumdayım ki ağaç bile kurmadık arkadaşlar. Bu sene maalesef ki böyle geçti ama seneye çok güzel telafisini yapacağımızı biliyorum. Bir daha kamera açışımda çok daha iyi olmayı umut ediyorum. Evet arkadaşlar, bugün 31 Aralık 2021. Biz 3. kontrolümüze geldik. 13 hafta 5 günlük falan sanırım. Biz merdivenden çıktık, onu da söyle de böyle 2 maratondan çıkmışız gibi. Merdivenden çıktık. Nefes diye. Neyse. Heyecanlıyız. Niye heyecanlısın? Bence bugün cinsiyeti belli olabilir ama Ceren söylemesin. Hayır, öğrenmeyelim diye. Şimdi. Heyecanı kaçar. Olmaz. Yılın son gününü bebişle kapatıyoruz yani. Ceren'cim biraz soğuk jel vereceğim. Ben hocam orayı hallederim size. Özür dilerim. Hadi bakalım. Neredeymiş benim çocuğum ya? Neredeymiş senin çocuğun? Efendim nihayet kavuştuk. Aynen nihayet. Acaba çocuğumuz kız mı erkek mi bakacağız? Sağlıklı mı bakacağız? Ay çok heyecanlı. Heyecan grupta. Aynen. Ama ben çok bilgili bir doktor değilim. Yapamıyorum öyle çok fazla kız erkeği bulamıyorum. Sağlıklı mı diyorum. Tahmin ettik. Hocam Kristus'tan dolayı. Bugün zaten 9. günmüş. Çıkmamış. Kristus'tan dolayı testiniz. Çıkmamış. Acelesi yok. Evet. Sağlıklı çıkacak. Tamam. Merak etmeyin. Bence de. Neye hayırdık biz size fetal DNA yaptık. Fetal DNA ne demek? Senin kanının da bebeğe ait hücrelerin içinden onun DNA'sındaki bütün kromozomal bozukluklara bakmak. Ve tabii her cinsten mi, hangi cinsten mi de bilgiler onu söylüyorlar yani. Ama genel olarak biz sağlıklı mı değil mi diye ona bakıyoruz. Fetal DNA testinin güvenilirlik derecesi aşağı yukarı %95'lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla ikiliden daha ikili test
zaten bir tarama testi. Aynen. Bu fetal DNA onu konfirme eden bir tamam. test. Onun için ikili test yaptırmadık sana. Aynen. Bunu yaptırdık. Biliyorsunuz hanımefendi tüp bebek yapılacaktı. Bu arada takibimde, yumurta takibimde gebe kaldı. Aynen. Halbuki zor bir vakaydı. Evet. Kendisi polikistik o verdi. Hani evet. biraz onu yap, bunu yap, ilave yap derken yapıldı ve gebe kalındı. Maşallah. Dolayısıyla yani dolayısıyla biraz kazancımız az oldu bu vakada. Sağlıkla görelim inşallah. İnşallah, inşallah. Peki yaptık değil mi? Evet yaptık. Kaç haftalık bugün? 13 hafta 4 gün. Çocuğum çok sağlıklı bir şekilde yatıyor orada. Maşallah. Babası. Yatsın. Annesinin çocuğu. Herhalde onun gibi aktif olacak. Hemen oynuyor. Tam senin çocuğun. Hiç durması mevzuba his değil. Allah aşkına evine bak. Canım birden. Ay sana merhaba diyor. Canım benim. Bana benziyor. Bana benzediği belli zaten durmuyor. Kaçaklara bak. Uzun da olacak. Uzun boylu. Baba gibi. Ay bakalım. Bacağı görüyor musunuz? Maşallah. Ya hareket ediyor değil mi babacığım? Evet. Bacak ayakları görüyor musun şu ay, anda? Hem elleri hem ayakları. İnanılmaz hareketli ya. Ceren muhteşem resimler çekiyor kocam. Videosu muhteşem. Çok tatlı. Bak şu eli. Evet. Bacağı dizine koyuyor. Çok şeker. Çok tatlı. İnşallah uzun boylu olacak. Ben şimdi ölçümlüğümü yapayım. Göbeğe yakın çekim alalım lütfen. 13 hafta 4 gün. Bayağı önde gidiyorsun. Nasıl önde gidiyorum? Daha büyük gözüküyor. Daha iyi. Allah. Çocuk sağlıklı. Tosuncuk doğacak aydın. İnşallah hadi. Valla besliyoruz ya. Cevizini, kayısısı. Cips yemekten. Sakin durun karnını ölçeyim çocuğum. Allah aşkına. Babası çok aktif yani. Babasına çektiyse zaten. Eli kolu var ya yemin ediyorum durmuyor hiç. Hakikaten. Evet evet. Onda da 13 hafta 4 gün. Bir hafta önde gidiyorsunuz. Maşallah yalnız geriden geliyordu. Besledin şimdi. Yedin ya baksana kendine geldi. Yüzüne kan geldi birazcık çocuk kendine gelmiş. Allah aşkına. Çocuğu besleyemiyorlardı. Ben böyle hasta yormadım. Ama bunantıları vardı ya hocam. Çok aynen. Koruma. Rabia hemşire beni koruyor. Hemşire ben de seviyorum. Aynen. Bak görüyor musun?